diyor ki izleyicimiz, Rab yani Allah cehennemde ayağını koyacak diye bir hadis var. Ve hadis içerisinde bu geçiyor. Bu ne demektir? Ne anlama gelir? Evet şimdi hmm, Rab yani Allah. Bu tabi Türkçe'de Rab sadece Allah için kullanıldığı için e, sanki Allah'dan bahsediliyor gibi anlaşıldı demek. Halbuki Arapça'da Rab kelimesi birçok manaya gelir. Allah için de Rab kelimesi tabi kullanılıyor. Şimdi कुरान कुरानीद एक आयत वार अल्लाह ते और के यौमन नकूलोल जहन्नम हालम तला थे व तकुल हलम मजीद बिस में बिज दुन में दिए सोरअहाज़ उदा दहादा वार दिए जेख दहादा वारसवैर दिए जेख वे बुनुजर ने दियो के रब्बुल रब्बुलज्ज़ा यानी इज्ज़त sahibi bakın Rab kelimesi var. İzzet sahibi yani saygın birisi uh, kendi ayağını cehenneme koyacak. Tamam şimdi bu bu hadisin birkaç manası var. Diyelim şimdi Rab kelimesi Allah için de kullanıldığı için şimdi yeri birisi ısrar ediyor. mesela uh, birileri efendim Allah'ın ayağı var ki Allah cehenneme ayağını koyacak? Tam öyle diye itiraz ediyorlar veya böyle soru soruyorlar. Şimdi ayak kelime, kelimesi ne gelince Allahu Teala'nın tabii ki biz geçen programda da konuştuk Allahu Teala'nın bizim zan gibi bir ayağı veya ne diyeyim eli yok. Çünkü biz bu kelimeler kendi dillerimizde de mecaz olarak kullanılıyor. Bazı şeyler anlatmak için, vurgulamak için. Mesela Türkçe'de şey diyorlar efendim ayaklar baş oldu. Tamam Şimdi ayaklar baş olduğu ne demektir? Ki bizim ayağımız baş başımızın yerine gelmedi. Ayak baş olduğu ne demektir? Ki efendim alt kısım şey başım şey oldu. Efendi oldu, değil mi? Ayak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki son veda hutbesinde cahiliye dönemindeki reba yani faizler benim ayağımın altındadır. Resulullah'ın ayağının altında yoktu ki. Yani benim gücümün altındadır değil mi? Ben onu ezdim, geçtim. Yani onun bir hukumu yoktur. Onun ayak Allahu Teala için Allah, içine, Allah eğer böyle alacaksa, eğer Rabb kelimesinden birisi illa da ısrarla Allah diyecekse ki burada mana Rabb kelimesi mana Allah'tır diyecekse o zaman bu hadisi manası şöyle olacak. Allahu Teala cehenneme doydun mu? O da daha da varsa var. Onu da Allahu Teala kendi kudretiyle onu dolduracak. Tam bunu bu demektir. Tamam orada Allah'ın yoksa öyle bir ayağı yok. Ama bunun başka manaları da var. Mesela şimdi Rab kelimesi nin bir manası büyük insan. Büyükler için Rab kelimesi Arapçada kullanılıyor. Mesela Firavun dedi ana rabbukumul ala. Veya e, Hadret Yusuf aleyhissalatü vesselam ile ilgili e, e Kim'de geçer o, o, habisteyken oradan birileri kurtulup gitti ya padişahın yanına gitti. Dedi ki uzkurni inda rabbik. Beni efendinin yanında beni hatırla. Unutma. Yani efendi büyük. Yani onun için de Rab'ı kelimesi kullanılıyor. Onlar manası böyle olacak ki o zaman o kendine büyük sayanlar, bu dünyada büyük sayanlar, onlar cehenneme ayağını koyunca, onlar girince cehennem doyacak. O zaman manası böyle olacak. Veya cehennem uh, bu e, uh, ne Rabbul İzza, izzet sahibi. Rab, Rab kelimesinin bir mana sahibidir. Bir mana da büyük ya, bir mana da Rabbin kelimesinin bir manası sahibidir. Mesela diyorlar, Rabbul İzza, saygın birisi. Yani izzete saygınlığa sahip olan. Veya Rabbul Beyt, eve sahip olan. Tamam, veya baab, Rab kelimesinin bir manası sahibidir. Nitekim Kur Kur'an-ı bu... Uh, uh, bu hadiste var ki İzzet sahibi bunu yapacak, tamam mı? Şimdi izzet sahibi, ger izzet yani saygın birisi. Gerçekten mi saygın sahibi mi? Saygın birisi mi yoksa bunun başka manası var? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman uh, Kur'an-ı kim Kerim diyor ki Aha zatul Aynı o izzet kelimesi burada değil. Aha zatul izzato bil ismi fahasbahu cehennem. Birileri vardır ki onların o saygın var ya saygı. Sahig. Hani saygınlık düşüncesi. Ben saygın birisiyim onu hep dua, günaha amad et. Hep günaha ısrarcı oldu bundan dolayı. Ben saygın birisiyim. Gururuma yediremem. Onca da bir soruya cevap, cevap verirken dedi ki ne diyor? Um, ya biz konuşurken dedi um, Deyem, ki bazen insan gururuna yediremem onun için kimseden huzur dilemem. Değil mi? Öyle diyenler oluyor. Allah-u Teala diyor ki bazı insanlar vardır. Onlara bu onur düşüncesi, Tamam mı? Veya yani ne bu saygı düşüncesi onu yakalar diyor. Ahazat ol e, bil ismi ve günaha ama ya, amade eder. O ondan dolayı günahını devam eder. Anlıyor, biliyor efendim ben yanlış yapıyorum. Aa diyor ki yok. Saygın birisinin isim toplum ne diyecek falan diye ama devam ediyor. ısrar ediyor günaha. Diyor ki fa cehennem. Böyle kimse için cehennem yeterlidir. Tamam böyle kimse cehenneme gidecek. Şimdi hadis ne diyor ki Allahu Teala cehenneme sen doydun mu diye soracak. O da varsa Kur'an ayeti, Kur'an'ı kim diyor ki Allah yok, varsa daha da ver. Onun üzerine ne olacak? Hadis diyor ki e, o saygın birisi ayağını oraya kayacak. Yani kendini saygın zanneden, gerçek manada saygın olan, Allah indinde saygın olan cehenneme ayağını koymaz. O cennete girecek ama bu ayette zikredilen kendine saygın zanneden ve kendi onurundan dolayı hep günaha ısrarca olan insanlar onlar cehenneme girdiklerinde cehennem diyecek ki tamamen doydum şimdi. Tam bunu şey Evet kendine bir şey zannedenler. Yani bu manada hatta Allah Teala Kur'an'a kim diyor ki ben cehennemliklere diyeceğim ki zuk inna ka antal azizul kerim. Bu cehennem azabına artık sen tad. Çünkü sen saygın biriydin. Yani kendi gözünde. Tamam mı? Kendi kendini büyütüyordun. Kibirleniyordun. Yani kibirli insanlar, kendini büyük zanneden insanlar, ne diyeyim, e, e, toplumda büyük kabul edilen bu insanlar, bunlar cehenneme sokulunca o efendim diyecek, doydum diyecek. Tamam bunun birçok manası, birkaç, ben birçok manası var ama ben birkaçını e, aç, a, açıkladım efendim. Allah razı olsun. Merhaba.